Evet sevgili öğrenciler, sizinle en son body part ünitesini işlemiştik. Bugün aynı üniteyi tekrar yapacağız. Biliyorsunuz şu anda bir aradayız ama bu aranın tatil olmadığını farkındasınızdır. Evet, sadece yüz yüze eğitim görmüyoruz. Bu şekilde uzaktan da olsa biz size yardımcı olmaya devam edeceğiz. Evet, body parts neydi body parts? Vücudun bölümleri demek değil mi? Şimdi bu videoda tekrar yapacağız. Siz de bu İngilizce olsun ya da farklı bir dil olsun fark etmez. Bütün yabancı dillerde dil öğrenirken tekrar ve ezber çok önemlidir çocuklar. Onun için sürekli tekrarlarımızı ve ezberlerimizi yapmayı ihmal etmeyelim deyip biz ünitemize başlıyoruz. Body parts, vücudun bölümleri. Evet, important words dedim. Önemli kelimelerimiz, vücudumuzla ilgili kelimelerimizi bir tekrar edelim. Bakalım neler öğrenmiştik. Evet, body. Body neydi? Vücut demek. Head, kafa. Hair, saç. Eye, eyes. Şimdi buraya bir S takısı geldi. Şimdi çocuklar, Türkçe'de nasıldır? Bir ismi çoğul yapmak için ne yapıyoruz? Sonuna ler veya lar eki getiriyoruz. İngilizce'de de çoğul yapmak için kelimenin sonuna s eki getiriyormuşuz. Peki, şöyle de bir durum var İngilizce'de. İngilizce'de isimler düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Düzenli isimse, yani kurallı isim, ona s takısı getirerek çoğul yapabiliyoruz. Ama bazı kelimeler var ki, bazı isimler var ki bunlar düzensiz. Adı üstünde ne diyor? Ben hiçbir kural tanımıyorum. Ben değişik bir hal alıyorum. Siz beni buna göre ezberleyin diyor. O zaman sırayla gidelim. Düzensiz bir isme gelince ben size bu hatırlatmayı bir daha yapacağım. Evet, göz, gözler demek için ne yapıyoruz? Eyes. Ear, kulak. Ears demek istersek, kulaklar demek istersek ears diyoruz. Nose. Nose, bir insanda bir burun var. Ben onun için bir tane nose dedim. Ama tabii ki burunlar gibi cümle kurmak istersek ne yaparız? Noses. Evet, mouth. Mouth, ağız demek. Ağızlar demek istersek ne yaparız? Aynen öyle, mouth. Devam. Shoulder. Shoulder, omuz. Omuzlar demek için shoulders. Arm, kol, kollar, arms. Hand, el, hands, eller. Evet, eller demişken ben özellikle şu görseli buraya koydum. Ellerimizi yıkamayı unutmayalım. Don't forget wash your hands deyip kelimelerimize devam ediyoruz. Finger, parmak, parmaklar, aynen, fingers. Leg, bacak, bacaklar, legs. Knee, diz, dizler, knees. Okurken K okumuyoruz. Knee kesinlikle yanlış olur. Knee. Evet, az önce hatırlatma yapacağım dediğim düzensiz bir isme geldik. Demek ki foot kelimesi düzensiz bir isimmiş. Foot, ayak. Ayaklar demek için eğer bu düzenli olsaydı ne yapacaktık? Foots yapacaktık, ayaklar, ama olmuyor. Feet, 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 ayaklar. Toe, ayak parmağı. Toes, ayak parmakları. Evet. Diğer bir konumuz olan, aynı konu içinde tabii, look at ifadesini öğreneceğiz. Buna benzer bazı ifadeler var. Look at, bak demek. Look at my hair, saçlarıma bak. Look at teacher, öğretmene bak gibi ifadeler de kullanabiliyoruz. Diğer bir ifade point to. Point to, işaret etmek. Point to my nose. Burnumu işaret ediyorum anlamına gelen. İşaret parmağımızla gösterirken point to ifadesini kullanabiliyoruz. Evet. Diğer bir kelimemiz show me ifade, daha doğrusu show. Show, göster. Show me your ears. Kulaklarını göster. Count. Count, say demek. Count your fingers. Parmaklarını say. Veya count up one to ten, birden ona kadar say diye cümleler kurarken bu ifadeyi kullanıyoruz. Devam edelim. Touch your knee.
Taç. Futbolda da hep duymuşsunuzdur. Kulak aşinalı olmuşsunuzdur. Taç. Taç dokunmak. Touch your knee. Dizlerine dokun. Rise. Raise your hands. Kaldır. Raise your hands. Biz şimdi parmak kaldır. Parmaklarını kaldır demek isterken İngilizce'de bunu hands, ellerini kaldır ifadesini kullanıyorlarmış. Ama biz ne diyoruz? Raise your hands çevresi parmaklarını kaldır. Parmak kaldır. Draw. Draw kelimesini ikinci, üçüncü ünitelerde de öğrenmiştik. Çiz, çizmek. Draw a hat. Kafa çiz. Kafa çiz. Evet. Diğer bir dil bilgisi konusu ünitemize ait have got ve has got. Sahip olmak. Have got ve has got arasında anlam bakımından hiçbir fark yoktur. Sadece he, she, it derken has got kullanıyoruz. I, you, we, they eğer öznelerimiz bunlarsa have got kullanıyoruz. Evet devam edelim. Bununla ilgili bir küçük bir hikaye yazdım. Tabii ki siz videoyu durdurup benim hikayenin üzerinden daha da kelimeler türetebilirsiniz. Daha doğrusu cümleler oluşturabilirsiniz. Diyor ki my monster's name is Newthorn. Benim canavarımın ismi Newthorn. He has got one eye. Has got neydi? Sahip. O sahip one eye. Bakalım. Yes, he has got one eye. Bir tane göz var. Two ears. One, two. Evet, iki tane kulağı var. And big mouth. Bir tane de ağzı varmış. Şuraya aslında biz a big yazarsak bir. Evet, şurada e unutulmuş. He is red. O kırmızı. Has got eight fingers. Ne diyor? Onun 8 parmağı var diyor. Sayalım hemen. One, two, three, four. 5, 6, 7, 8. Evet. 8 parmağa sahip. And 6 toes. 6 tane de ayak parmağı varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Siz de videoyu durdurun. Canavarla ilgili 4 tane dişe sahip gibi. 2 tane kola sahip, 2 tane bacağı var, 2 tane ayağı var şeklinde cümleler kurabilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi konumuzla ilgili birkaç tane soru çözüp videomuzu tamamlayalım. Uzun uzun anlatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Soru 1. Aşağıdaki İngilizce ve Türkçe kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Finger. Finger neydi? Parmak. Evet, bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. Leg. Leg neydi? Kol muydu? Hayır. Bacak. O zaman bu yanlış. Bu yanlış. Head neydi? Kafa. Bu doğru. Yani kafa, baş. Bu doğru. Bu da bizim için işimize yaramıyor. O zaman cevap Bursa. Devam edelim. Soru 2. Görsel ilgili seçeneklerden hangisi doğrudur diyor. Şurada bir sevimli bir canavar var. Önce onu inceleyelim. Ondan sonra bakalım. Canavar diyor ki I have got three eyes. Benim 3 tane gözüm var. Count monsters eyes. Yes, one, two, three. Bu doğru. Bu doğru. I have got three noses. 3 tane burnum var demiş. Bakalım canavarın burnu bile yok. Bu bizim işimize yaramıyor. I have got three legs. 3 tane bacağım var demiş. Bakalım one, two. It has got two legs. O zaman bu işimize yaramıyor. O zaman cevap ne çocuklar? A. Devam edelim diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi hand kelimesiyle ilgilidir? Hand neydi? El. Elle ilgili olan ne? Eyes, gözler, fingers, parmaklar, ears, kulaklar. Sanki elle ilgili olan. Evet, Bursa. Fingers yani parmakların ellerle doğrudan ilgisi vardır. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Nose, burun, mouth, ass, feet. Farklı olan hangisi sizce? Evet. C şıkkı farklı duruyor. Feet hem düzensiz, hani düzensiz, düzenli isimler bunlar çok ilerleyen yaşlarda öğreneceksiniz ama ben şimdi öyle kısa bir size bahsettim. Feet çoğul olmuş, diğerleri tekil olduğu için cevap Ceyhan. Evet. Thanks for listening.
Any questions deyip dersimi bitirmek istiyorum. Keep calm and stay home. Sakin olun da evde kalın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Derslerinizin tekrarını yapmayı unutmayın. Haftaya yeni konumuzla gene beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrarlarınızı yapın. Sorularınızı çözün. Öğretmenlerinizin verdiği ödevleri takip edin diyorum. Hoşça kalın.